çok heyecanlı olduğum ve gerçekten denemek için sabırsızlandığım bir şey deneyeceğiz birlikte. Batik tişört yapacağız. İnanılmaz basit. Yani YouTube videolarından izlediğim kadarıyla inanılmaz basit. Yani bu kanalda biliyorsunuz benim fail'larım aşırı meşhur olduğu için benim becerememe ihtimali oldukça yüksek. Yani kolay dediğime bakmayın. Belki benim için çok zordur. Hep birlikte göreceğiz. Bir sürü YouTube videosu var bununla alakalı bu arada. Birkaç tane de yöntemi var ama en sık kullanılan ve benim açıkçası şahsen sonucunu en çok beğendiğim yöntemi deneyeceğiz bugün. 3 tane tişörtüm var. Siyah, antrasit ve antrasit. Söylerken araya bir ığ giriyor ve çok rahatsız edici. Siyah, antrasit, kahverengi. Evet, şu an oldu galiba. Şöyle crop top dediğimiz kısa tişörtlerden bir tanesi. Bir tanesi boyfriend tişört dediğimiz böyle daha bol kesim, boyu da uzun, kolları da geniş olan bir tişört. Şöyle bir şey o da. Bunların hepsi düz bu arada ama hani siz üstünde farklı şekiller olan, logo olan bir şey de deneyebilirsiniz. Ben çok fazla böyle logolu şeylerle batiği sevmiyorum. Bence daha düz tişörtlerde daha güzel duruyor batik. O yüzden olabildiğince dümdüz tişörtlerden seçtim. Yine bol kesim olan bir de şöyle kahverengi tişörtüm var. Şöyle o da. Yani gerçekten tişört tutmayla alakalı bir eğitim almamda fayda var. Ben size bu tişörtlerin hepsini zaten linkleyeceğim, aşağıya bırakacağım. Crop top olan small, diğerleri de X small small. Benim üzerinde durduğu halini gördükten sonra siz de kendi bedeninize göre bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi ihtiyacımız olan malzemelere geçelim. Çok basit, yani evde çok kolaylıkla bulabileceğiniz malzemeler. Bir adet çamaşır suyu. Ucu böyle sıkmalı olanlardan olursa çok iyi olur. Yoksa da boş bir sıkma kutusuna ihtiyacımız var. Neden dediğimi birazdan göreceksiniz. Boş sıkma kutusu Türkçe'de var mı bilmiyorum ama daha bunu kapatamıyorum. Ben bu tişörtü nasıl? Lastik. Bu lastiklerin hepsi çok eski ve kullanmaya çalıştığınız anda elinize patlıyor. Bugün her yerimi kızartacağım çok yüksek ihtimalle. Ama sizin için değer gibi, böyle yavşakça bir. Bir çift eldiven. Çamaşır suyuyla çalışacağımız için elimiz kolumuz batmasın. Biraz da tehlikeli bir şey biliyorsunuz. Bugünlerde herkesin elinde eldiven zaten vardır diye düşünüyorum. Tabii bir de tişörte ihtiyacımız var. Bunları gösterdim zaten. Şimdi tişörtün üstüne çamaşır suyunu döktükten sonra ne kadar bekletirseniz o kadar rengi açılacak. O yüzden bu işlem esnasında istediğiniz bir renge geldiğini fark ettiğinizde üstüne su dökerek çamaşır suyunun aktivasyonunu engelleyerek istediğiniz rengi elde edebilirsiniz. Şimdi banyoya gidelim. Öncelikle ılık bir suyla tişörtleri acayip derecede ıslatacağız. Ondan sonra da inanılmaz derecede sıkacağız. Çamaşır suyunun daha iyi ve daha hızlı çalışması için suya buluyoruz bu arada. Ilık su tercih edin diyordu videoda. Ben o yüzden hiç şansa bırakmayıp işimi direkt ılık suyla yapacağım. Sırılsıklam bir şekilde bunu buraya atıyorum. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Şimdi bunları olabildiğince sıkacağım. Selam. Böyle bir açıya devam etmek zorundayız. Çünkü daha kolayını bulamadım. Şimdi tişörtlerden bir tanesini, ıslatıp sıktığımız tişörtlerden bir tanesini şöyle önünüze koyuyorsunuz. Üç parmağınızla tam ortasını bulup şu şekilde mıncıklayarak çevirmeye başlıyorsunuz. Sıkı olmasına dikkat edin. Şöyle bu şekilde sıkıyorsunuz. Lastik alıyorsunuz. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben 3 tane ya da 2 tane lastik kullanacağım muhtemelen. Evet, 3 tane daha mantıklı olacak gibi duruyor. Bir tane de buradan yapacağım. Bir tanesi hazır. Şimdi kahverengiye geçelim. Şöyle önümü açıyorum. Çok buruşuk olmamasına dikkat edin bu arada. Şöyle yine ortası gibi bir yerden elimle böyle sıkarak yuvarlıyorum. Böyle konuşmak inanılmaz. Neyse. Bu daha büyük bir tişört olduğu için buna bir tane daha fazla yapacağım sanırım. Bir de nasıl olduğunu görmek istiyorum. 4 tane paket lastiği koyacağım yani. Bu da tamam. Son olarak siyah tişörte geliyorum. Bununla farklı bir şey denemek istiyorum. Hani çocuk böyle tişörtü dürüp yapmıştı. Bunu da öyle deneyelim, belki güzel olur. Tişörtü açtım. Burası kol kısmı. Şu kolları içeri alıyorum. Ondan sonra böyle bayağı dürümcü gibi dürüyorum bunu. Sonra bunu dürdüm. Bir de öbür taraftan yapalım. En korktuğum şey şu lastiğin fırlaması ya. Gereksiz bir korku kaplıyor içimi. Neyse, şöyle yapalım bari. En azından bölmeye ayırdığımız belli olsun. Bölmeye ayırdığımız ne demekti. Son olarak bir de bunun ucuna bir tane yapacağım. Lütfen patlama, lütfen patlama. Çok korkuyorum.
Okey. Şimdi bunları balkona götürüyorum. En küçük olanla başlayalım istiyorum. Şunu şöyle attım. Yani ben balkon tercih ettim. Siz hani bir leğeniniz varsa ya da bir yoğurt kabını, büyük bir yoğurt kabını ters çevirip de böyle onun üstünde yapabilirsiniz. İzlediğim videoda öyle. Size zaten referans videoyu da aşağıya bırakırım. Önce bir eldivenimizi takalım. Şimdi buradaki püf nokta şu. Hangi parçaya çamaşır suyunu döküyorsanız ters çevirdiğinizde de aynı parçaya dökmeniz gerekiyor. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. Şimdi başlıyorum. Birer boşluk bırakarak döküyorum bu arada. Elinizi korkak alıştırmayın. Hatta şuraya biraz daha dökebilirim sanki. Şimdi ters çeviriyorum. Buraya mı dökmüştük? Evet. Şimdi siyah olana geçiyorum. Şu yere birazcık geldi. O yüzden onu da ziyan etmemek adına, hem de burayı silmiş olmak adına, şu ilk kısmını zaten yapacaktık. Güzelce bir, evet, buralarını da yapmışım. Benim canım sağ olsun. Yine birer boşluk bırakarak şöyle. Ondan sonra ters çeviriyorum. Üçüncü tişörtümü alıyorum. Bunu da şöyle. Bir de şuraya dökeceğim. Bunları böyle renkleri açılana kadar bekleyeceğim. Tam tamına sanırım 20 dakika oldu. Çamaşır suyunu birazcık dibinde kalmıştı. Böyle 15. dakikada falan birazcık daha ekleme yaptım. Şimdi bunları yine eldivenle alacağım ve banyoya gidip güzelce bir yıkayacağım. Yıkadıktan sonra getirip size son halini göstereceğim. Evet, hazırsanız sonuçları gösteriyorum. Şu an ıslak haldeler bu arada. Kuruduktan sonra artık yarın herhalde kururlar. Üstüme giyip tekrar çekeceğim ve size göstereceğim. Crop top olan böyle oldu. Ben çok sevdim. Çok yerinde ve güzel olmuş. Bu birazcık böyle az açılıyor diye üzülmüştüm. Arkası da şöyle. Şu spiral olayı gerçekten çok tatlı duruyor. Ama diğerinde çok daha net göreceksiniz o spiral olayını. İnsanların neden crop top değil de daha büyük geniş tişörtlerle yaptığını çok daha iyi anladım şu an. Çünkü böyle küçük tişörtlerde daha az oluyor. Ama ben bunu da çok sevdim. Bence çok güzel oldu. Dürüm gibi yaptığımızın sonucu böyle oldu. Yani diğerleri kadar beğenmedim, onu söyleyebilirim. Arkasını da hatta göstereyim. Çok fena değil. Hani böyle bir alev efekti varmış gibi oldu. Ama tabii böyle mesela çok beğenmedim diyorum ama belki üstündeyken çok beğeneceğim. Emin değilim. Ama fena değil. Yani en azından denemiş olduk. Üçünü de aynı yapmamış olduk. Tam diyordum ki bu videoyu failsiz kapatıyorum. Balkondaki çamaşır suyuna bastım. Sonra yoga matıma bastım. Yoga matım şu an beyaz oldu. Harika. Gelelim benim favorime. Bu harika olmuş. Yani bunu giymek için hakikaten sabırsızlanıyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Aşırı tatlı oldu. Rengine bayıldım. Bu arada kesinlikle doğru renkler seçmişim batik tişört yapımı için. En kötü renk bence siyah. Böyle antrasit, kahve, mesela koyu mor gibi renkler bence harika olur. Aklınızda bulunsun. Siyah benim beklediğimden fazla kırmızı turuncuya dönük yaptı. Bu tarz böyle ara koyu renkler çok daha iyi oluyor. Zaten koyu renkler çok iyi oluyor bu arada. Yani açık renk bir tişört çok fazla açamayacağınız için istediğiniz etkiyi çok fazla alamazsınız. O yüzden böyle ara koyu renkleri tercih etmeniz daha iyi olur. En azından benim tecrübelerime göre. Şimdi ben şu balkondaki çamaşır suyundan kurtulayım. Ellerimi birazcık yıkayayım. Sonrasında da üstümde kuru ve son halini göstereyim size. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün yaptığım tişörtleri kurumasını bekledim. Bugün artık kurudular ve son halleri çok daha güzel oldu. Çünkü böyle ıslakken biliyorsunuz renkler daha koyu olur. Şimdi renkleri kuruyunca iyice açılmış. Şimdi size onları göstereceğim. Minik bir batik tişört defilesine hazır olun. Bu crop top minik antrasit tişört. Neden böyle davranıyorum bilmiyorum. Başta crop top bir tişörtü batik yapmak çok güzel olur mu emin olamamıştım ama renginden dolayı bence çok güzel oldu. Hani o tam kahverengideki gibi spiral efektini burada tabii alamıyorsunuz. Küçük ve kısa bir tişört olduğu için. Ama bence yine de renginden dolayı ve açılma rengi de çok güzel olduğu için tam bir batik tişört oldu. Ben çok sevdim.
Şöyle arkasını da göstereyim. Gayet tatlı oldu. Şimdi ikinci tişörte geçelim. Şurayı biraz abartmışım. Yani onu söylemeden geçemeyeceğim. İkinci tişörtün de üstündeki görünümü bu şekilde. Arkasını da göstereyim. Çok hoşuma gitti. Yani sadece batik tişört ve hoodie'lerden oluşan bir dükkan açmamak için şu an kendimi çok zor tutuyorum gerçekten. Ve bunları biliyorsunuz 100 liradan aşağı satmıyorlar ya. Belki daha bile fazla. Hele hoodie'ler, sweatshirt'ler batik oldu mu inanılmaz pahalı. Ha, tabii şu gökkuşağı gibi yapanlar var, onları çok yapmak istiyorum ama bunu da gördükten sonra şimdi en az beğendiğim ve farklı bir yöntemle yaptığım siyah tişörte geçelim. Ya biraz fazla uzun ve şuraları fazla siyah kalmış. Benim eleştirim bu olacak ve şurasının açılmışlığıyla burasının açılmamışlığı biraz garip mi duruyor emin değilim. Ya bu tişört sanki böyle biri çok içmiş ve lav kusmuş gibi duruyor. Ama yani en azından denedim. Biraz şunu dediğim gibi altına keseceğim. Hani şurada falan bitecek gibi düşünebilirsiniz. Tişört hala bok gibi Zeynep, yani onu kesmen hiçbir şey değiştirmeyecek. Evet, burada videomuz sona eriyor. Umuyorum ki işinize yaramıştır ve evde denersiniz. Evde denerseniz lütfen sonuçlarını benimle paylaşın. Sorunuz varsa da aşağıya yazarsanız cevaplamaya çalışırım bu konuyla ilgili. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.